Denizci kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 62 günde AYT edebiyat kampına tam gaz devam ediyoruz ve geldik 44. güne. Malatya'dayız gençler bugün. Malatya'ya selam olsun. Kimler Malatya'dan yorum kısmında kendini göstersin. Bundan sonra her kamp gününde bir şehre, bir plakaya selam göndereceğiz. Bugünkü konumuz Garip dışında yeniliği sürdüren şiirler gençler. Biliyorsunuz 1940'larda Garip Türk şiirinde etkili olmuş, büyük bir tepki uyandırmış ama o dönemde yine yenilik yapmasına rağmen garipten uzak kalmış ona katılmamış şiirleri şairleri anlatacağım önemli yerlerin altını çizeceğim ve bazı şiirlerini içimizden geldiği şeklinde okuyacağız gençler kitabı yan tarafa bırakıyorum ekranımız değsin diyorum hadi gelsin şimdi garip dışında yeniliği sürdüren şiirlere yani anlayışa göz atalım. Gençler, garip bakımının etkili olduğu yıllarda, biliyorsunuz garip bakımı 1940'lı yıllarda etkili olmuştur değil mi? Bu yıllarda gençler, bazı şairler şiirlerini sadeleştirmek, sıradanlaştırmak istemeyerek bu topluluğa katılmamıştır. Yani garip akımına belli bir noktada karşı durmuşlardır. Bak bunu geçtiğimiz derste de özellikle vurgulamıştım. Garip akıma yani şiirde de bir gariplik yapmış. Öyle kolay kolay şairlerden de destek bulamamıştır. Bu şairler kendi özgü şiir anlayışları geliştirmişlerdir. Türk şiirindeki yenilik ve değişiklerden faydalanan bu şairler hiçbir topluluğa dahil olmamışlardır. Kendi başlarında gençler kendi çizgilerinde hareket etmişlerdir ve serbest şiirde kullanmışlardır. Peki kimlerdir bunlar? Şöyle bakıyoruz Fazla Hüsnü Dağlarca, Behçet Necati Gil ve Gençler Asaf Halet Çelebi. Şimdi bunların üçünü ayrıca tutuyorum. Neden? Çünkü biz bunları biraz böyle saf şiirde de yaklaştıkları için saf şiirde de ele almıştık. Çünkü bazı kaynaklar bu üç şairi saf şairler arasında da gösteriyor. O yüzden gençler ben burada yine Onların önemli noktalarının altını çizeceğim. Yani çok detaya inmeyeceğim. Çünkü Saf Şiir'de de ele almıştı tüm detaylarıyla. Dolayısıyla daha böyle üstün körü göz atacağız. Ondan sonra Cahit Külebi, Cahit Zarifoğlu ki kendisini gençler biliyorsunuz. Daha sonra mistizmi ele alan şairler arasında ele alacağız. Özdemir Asaf, Bedrami Eyüpoğlu ve Sabahattin Kudret Aksal. Yani biz burada daha çok Cahit Külebi, Bedrami Eyüpoğlu, Sabahattin Kudret Aksal, Özdemir Asaf gibi isimlere ağırlık vereceğiz. Şimdi gençler Asaf Alet Çelebi bunu dediğim gibi saf şiir konusunda sizlere aktarmıştım. Modern ve geleneksel şiiri birleştirmiş doğu kültüründen faydalanmıştır. Özellikle gençler Asaf Halit Çelebi denildiği zaman benim aklıma Budizm geliyor. İşte Asya inançları geliyor. Neden? Bunu söyleyeceğim. Bak eserlerini şimdi. Şunu göreceksin. Bak Om Mani Padme Hum. Bu Budizm'de bir doğa gençler ya da bir bölümün ismi. Hemen anlıyoruz ki uzak doğu kültürüne, oradaki dini inançlara da bir ilgi duymuş. Bunu da şiirlerinde kullanmıştır yani. Şiirlerinde bolca bundan faydalanmıştır. Şiirine ya da eserine böyle bir isim vermiştir. Onmami patme Hum. Gençler Asaf Halit çelip Çelebi denildiği zaman aklınıza gelmesi gereken bir eser isim. Onun dışında Lamelip, onun dışında He. Bak isimleri de farklı bu eserlerin değil mi? Böyle alışıldık isimlerin dışına çıkmıştır. Asaf Haleti özellikle gençler bu eser üzerinden. Budizmi, Asya inançları hemen aklımıza gelecek. Şiirlerine masal ve dini unsurlar da katmıştır. Yani metinler arasılıkla yapmıştır. Farklı metinlerden, masallardan, işte dini motiflerden de faydalanmış. Aynı zamanda az önce de söylemiştim. Saf şiir bölümünde de detaylıca işlemiştik. Asaf Hayreti Çelebi gençler. Şimdi gelelim Behçet Necati Gile. Namı diğer gençler evler şairimize. Biliyorsunuz gençler evler şairi olarak bilinir. Neden? Çünkü kendi evinden başlayarak sokağına çıkmıştır, mahallesine çıkmıştır, yaşadığı semtte açılmıştır, evleri bolca işlemiştir ve bunun yanında evleri de şiirinde bolca kullanmıştır gençler. Hatta bir şiirinde der ki insanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar. İrili ufaklı birbirinden farklı ahşap evler, kagir evler yaptılar. Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu. Evlerin içi devir devir değişti, evlerin dışı pencere, duvar diye başlıyor. Bu şiirde gençler evler şiiridir. O yüzden kendisi tekrar söylüyorum Türk Edebiyatı'nda evler şairi olarak bilinir. Behçet Necati Gilgençler. Bunun dışında yine özelliklerine dönecek olursak şiirlerini ev kavramını sıklıkla işlediğinden evler şairi olarak bilinmiştir. Bunun yanına artı bıraktık. Kapalı şiir anlayışıyla şiir yazmıştır edebiyat sözlük çalışmaları da yapmıştır. Gençler edebiyata da hakim bir isimdir. Mesela edebiyatımızda eserler sözlüğü burada gençler önemli eserleri toplamış sözlük haline getirmiştir. Ya da bir başka eseri olan edebiyatımızda isimler sözlüğü burada da Türk edebiyatında önemli sanatçıları toplamıştır. Onların eserlerini ya da hayatlarına kısa bir özeti aktarmıştır. Edebiyat alanında çalışmalarıyla tanınan bir isimdir Behçet Necatigil. Aynı zamanda radyo oyunlarıyla da tanınır gençler. Yine şiir bölümünde Behçet Necatigil'den bahsetmiştim ama Burada da gençler birkaç önemli eserinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Kapalı Çarşı. Eski toprak, darça evler, arada ve Divançe aklınıza kalsın isim olarak belki farklı olduğu için karşımıza çıkabilir. Gençler yani şöyle bir kodlama yapacak olursak Kapalı Çarşı'nın dar sokaklarında eski topraklarla buluşan Behçet Necati Gil evler hakkında sohbet ediyor arada diyebiliriz değil mi? Tekrar söylüyorum. Kapalı çarşıda dar bir sokakta eski topraklarıyla buluşan Behçet Necatigil arada evler hakkında konuşuyor şeklinde kodlayabilirsiniz. Bu kodlama gençler kapalı çarşı, eski toprak, dar çağı, evler arada eserlerini içermekte. Bunlar da zaten en önemli eserleri aklımıza tutalım. Tekrar söylüyorum. Kapalı çarşıda dar bir sokakta eski topraklarıyla buluşan Behçet Necatigil ...arada ev sohbetleri yapar şeklinde, ev fiyatları üzerinde konuşur şeklinde kodlayabiliriz diyorum. Ve geliyoruz gençler Fazıl dağlarca. dağlarca Yine saf şiir bölümünde de ele almıştık Fazıl üstü Dağlarca'yı. Burada da deneyeceğiz ama diğerlerinden biraz daha farklı olarak deneyeceğiz. Çünkü daha da önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. ÖVSEM'in sorma ihtimali var. Geçtiğimiz yıllarda da sormuş. Yani çok yakın zamanda sormasa da yıllar yıllar önce sorulmuş bir isimdir. Fazıl üstü Dağlarca gençler önemli bir isim. Havaya çizilen dünya... İlk şiir kitabıdır gençler. Buradaki şiirlerini hece ve dörtlükle yazmıştır. Çocuk ve Allah eseriyle ün kazanmıştır gençler. Bu kitap gerçekten Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Hatta ikinci yeni şairlerinden Cemal Süreyya da aslında bu şiirden oluştuklarını ifade eder. Yani bir çağın bu şiirlerle, bu kitapla yetiştiğini ifade eder. Bu şiirin uzun bir süre etkili olduğunu da ifade eder. O dönem sanatçıları gençler. Önemli bir şiir Çocuk ve Allah. Zaten Ösemen'in de sorduğu bir eser. Aman dikkat diyorum. Bu kitap gençler kendi içerisinde farklı bölümlerden oluşur. Yani isminden anlıyoruz zaten. Çocuk ve Allah. Bir çocuğun işte sorgulayışını, Allah'ı tasavvur edişini vesaire anlatır. O kitabın ilk bölümü de gençler bu eller miydi şeklinde. Bir şiirden oluşur ve o bölümdeki şiirde der ki: "Bu eller miydi? Bu eller miydi masallar arasından, rüyalar uzattığım. Bu eller miydi? Arzu dolu, yaşamak dolu. Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan, bilyaların aydınlık dünyacıkları?" Bu eller miydi hayatı o dünyaların? Altın bir oyun gibi eserdi. Altın tüylerinden mevsimin rüzgarı. Bu eller miydi? Bu eller de açık böyle. Aynı zamanda yavaş yavaş kitabın sonuna doğru bu eller bir doğa pozisyonu alacak gençler. Yine tekrar söylüyorum. Meşhur bir eser çocuk ve Allah mutlaka bilmeniz gerekiyor. üstünde dağlarca toprak anı eseriyle de gençler serbest şiire yönelmiştir. Şiirleri iki bölümde toplanabilir. Sezgi ve akıl olarak gençler. Yani iki döneme ayrılır. Bir dönemde sezgiler daha çok şiirinde ön plandayken bir dönemde ise akıl ön plandadır. Yine gençler ÖSM'nin sorduğu bir cümle bu. Türkçem benim ses bayram şiiriyle dilimize verdiği önemi göstermiştir. Bu ifadeyi unutmayacaksın dizesinde gençler. Türkçe benim ses bayram der gençler. Dolayısıyla bunu da unutmayacaksın bunu diyen yani. sanatçı da fazla üstünde dağlarcadır. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ü konu alan destanları da oldukça ünlüdür. Mesela Üç Şehitler Destanı, Çanakkale Destanı, Çakır'ın Destanı gençler bu destanlar sonrasında fazla üstünü dağlarca destan şairi olarak anılmıştır gençler. Geçtiğimiz derslerde bir de gençler Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'ndan bahsetmiştim. O da böyle destansı şiirler yazıyor. Dolayısıyla ona da destan şairi deniliyor ama öncelikle senin aklına Fazıl Hüsnü Dağlarca gelecek. Şıklarda öncelikle sen Fazıl, Hüsnü, Dağlarca'yı arayacaksın gençler. Özellikle Üç Şehitler Destanı, Çanakkale Destanı, Çakırın Destanı, 19 Mayıs Destanı, Kubilay Destanı. Bak böyle bolca destanı vardır. Türk Edebiyatı'na yapma destan denilince akla gelen ilk isim de Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır gençler. Burada havaya çizilen dünya. Bak önemli şöyle yuvarlak içesini alalım. Çocuk ve Allah önemli. Üç Şehitler Destanı önemli. Çanakkale Destanı önemli. Çakırın Destanı önemli. 19 Mayıs destanı önemli gençler. Kubilay destanı önemli gibi 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 uzuyor gidiyor. Birçok eser var hepsine değinme şansımız yok. Şimdi geliyoruz Cahit Külebi'ye gençler. Cahit Külebi de gençler yine bir destanla meşhurdur. Hemen destan demişken oradan devam edelim. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı bir destanı vardır gençler. Yapma destanı o da hemen aklımıza kalsın. Biliyorsunuz yapma destanı denildiği zaman saydığımız eserlerden bir tanesi Cahit Külebi'nin bu Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda atlı eseridir. O yüzden hemen vurgulamak istedim. Sanat yaşamı boyunca bir topluluğa katılmayan bir isimdir gençler Cahit Külebi. Zaten o yüzden Garip Dışı'nda yeniliği sürdüren şairler başlığında ele alıyoruz. İlk şiirlerinde Nazım Cahit takma adını kullanmıştır ama daha sonra kendi adına dönmüştür. İlk şiirlerinde heceyi kullansa da gençler daha sonra artık bir serbest şiirin kullanıldığını görüyoruz. Zaten birçok sanatçıda da bu durum karşımıza çıkıyor. Hani başlangıçta tabii ki ilk başta yetişkinlik yıllarında hece ölçüsü popüler... Ama daha sonra zaten büyük bir oranda şairlerimizde serbest şiire hakim olmaya başlıyor. E dolayısıyla gençler Cahit Külebi de serbest şiire yöneliyor. Bir saç şairi iştenliğiyle Anadolu insanı yaşantısını işlemiştir. Yine gençler Anadolu bolca işlenecek. Bu bizi şaşırtmayan bir durum. Birçok şair o dönemde Anadolu işleyecektir. Halk kültürünü ve değişlerini şiire yansıtmıştır. Ve gençler ilk eserinde geldik. Gurbet acısı. Bu önemli gençler Sivas çıkan toplantı dergisinde bu şiiri yayımlıyor. Belki karşımıza çıkar. Gurbet acısı şiiri kime aittir? Cahit Külebi. Bunun içinde eserlerine bakıyoruz. Adamın biri Rüzgar. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda önemli olduğunu söylemiştim. Türk Mavisi, Güz Türkleri, Yangın, Yeşeren Otlar ve Süt Gençler. Ama ben onun Mustafa Kemal şiirinden bahsetmek istiyorum gençler. Bahsetmek istiyorum derken şöyle kısa bir bölümünü okumak istiyorum. O bölümde diyor ki Cahit Külebi. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabah karşı. Selam durdu kayı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman, duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı şeklinde gençler. Çok güzel olan neredeyse Böyle her dönemde okulumuzda okuduğumuz, Atatürk denildiği zaman aklımıza gelen, 19 Mayıs'ta böyle karşımıza çıkan bir şiirdir. Çokça meşhurdur gençler. Bunu da bilmekte fayda var. Aynı zamanda tenasüp sanatında da biliyorsunuz bunu örnek veriyoruz. Çünkü dikkat et liman, kayık, çapara, takası, tayfa, duman bunların hepsi gençler gemicilikle alakalı terimler olduğu için biz buna aynı zamanda tenasüp sanatı diyorduk. Orada da yine bolca örnek verdiğimiz bir eser. Aman dikkat diyorum Cahit Külebi de önemli. Ve aşağı iniyoruz. Geliyoruz Sabahattin Kudret Aksal'a gençler. Yine sırasıyla garip ve ikinci yeni şiir anlayışından etkilendikten sonra kendi özgü bir şiir anlayışı geliştiren herhangi bir toplulukta ağır basmayan bir isimdir gençler. İlk şiirlerinde gündelik yaşamın sevinç ve mutluluklarını aktarmış. 1960'lardan sonra düşünce ağırlıklı eserler, şiirler vermiştir. Ve gençler insan doğal ilişkisini felsefe açıdan ele almıştır. Ama biz onu daha çok neyle biliyoruz ki daha önceden de Ölsemen'in sorduğu gençler gazoz ağacı gençler. Sabahattin Kudret Aksal hikayeleriyle de tanınan bir isimdir. Şöyle yazalım. Tabi eserleri var, birçok şiiri var vesaire. Ama gençler o gazoz ağacıyla gerçekten önem arz eden bir sanatçı. Bu eseri önemlidir. Hikayelerinde de daha çok gençler Said Faik tarzı etkili olmuştur. Yani o tarzda böyle biraz daha durum hikayesine, biraz daha böyle bir kesti aktaran hikayeler ön plandadır. Gazoz ağacı da onun meşhur bir eseridir. Gazoz ağacını aklınızdan çıkarmayacaksınız. Cevdet, Kudret, Aksal diyorum. Gazoz ağacı yanına yazıyorum. Ve hemen iniyoruz gençler Özdemir Asaf'a. Özdemir Asaf gençler ilk şiirlerini Servet Fun'un ve Uyanış dergilerinde yayımlayan bir isimdir. 1950'lerden sonra da şiir anlayışını geliştiren, bu anlamı kendisini yetiştiren bir sanatçıdır. Bak Özdemir Asaf önemli ve gençler onun tabii ki Lavinia adlı bir şiiri var. Sana gitme demeyeceğim ama kal Lavinia değil mi öyleydi sanırım. Gençler çok meşhurdur. Yani beslenmiştir aynı zamanda şarkı olarak da çok popülerdir. Şiir olarak da popülerdir. Hatta ben öğrencilerime konuşma sınavında şiir de okuyabilirsiniz dedim. Birçok öğrenci abartmıyorum. Her sınıfta 7-8 öğrencim bu Lavinia şiirini okudu. Belki de biraz kısa ondan dolayıdır ama gerçekten de kısa olmasına rağmen etkili bir şiirdir. Bunun yanında gençler başka şiirleri de beslenmiştir. Özdemir Asaf'ın bunu da unutmayacaksınız. Şiirlerinde genellikle yalnızlık duygusunu işlemiştir ki Lavinia şiirde böyle değil midir? Yalnız kalan birisi gitme falan vesaire. Günlük yaşamdan çıkarak yazdığı şiirlerinde de aynı zamanda biz Hicvi'de görüyoruz. Yani Hicvi yönünde yönü de vardır Özdemir Asaf'ın. Bakıyoruz gençler eserlerine Dünya Kaçtı Gözüme tanınan bir eserdir. Sen, sen, sen yine meşhur eserlerinden bir tanesidir. Yalnızlık paylaşılmaz Lavinya bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda gençler Özdemir Asafça adlı denemesi de vardır. Bu da önemli. Yine aynı zamanda bak ne yazmış? hikayede yazmıştır. Şimdi geliyoruz Bedri Rami Eyüpoğlu'na gençler. Yine bilmeniz gereken bir sanatçı. Hatta biliyorsunuz Bedri Rami Eyüpoğlu denildiği zaman e, tabii ki resimleri gelir aklımıza. Aynı zamanda çok ama çok meşhur Türk Edebiyatı'nın önemli ressamlarından bir tanesidir. Ama gençler onun bir şiiri var ki çokça meşhurdur, çokça bestelenmiştir. Şarkı olarak da belki de Biliyorsunuzdur Karadut gençler. Orada der ki hatta şöyle başlar. Karadutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem dalımsın, salkım saçak. Petek isem balımsın, agülüm, günahımsın, vebalimsin. Çokça meşhurdur bak bu Karadut. Hatta ders kitaplarında neredeyse yani her sene gördüğüm bir şiir gençler. Bu seneki 12. sınıf edebiyat kitabında da yine Karadut şiiri var. Yani böyle hani sanatçı olmasa da Soru bölümde Karadut şiiri var benim karşıma çıkan özellikle dikkat ettiğim bir şiirdir. Ben bunu çok önemsiyorum. Neyi? MEP kitaplarını gençler. MEP kitaplarında yer alan sanatçılar. MEP kitaplarında yer alan eserler genellikle ÖSM'nin sorduğu eserler oluyor. Muhtemelen sorular hazırlanırken şöyle MEP kitaplarını alıyorlar ki farklı farklı yayınlardan çıkıyor biliyorsunuz. O yüzden birçok şiir birçok eser de olabiliyor. Orada olan işte lisede öğrencilerin gördüğü, öğretmenlerin vurguladığı eserleri, sanatçıları, şiirleri, hikayeleri, öyküleri sormaya çalışıyor. Bu benim çıkarımım gençler. Bunu her seneki sorularda görüyorum. Yani diyorum ki biz bunu işte atıyorum 10. sınıfta görmüştük. Aa 11. sınıfta işlediğimiz bir şiir değil miydi? Aa biz bu öyküyü işte 12. sınıfta ele almadık mı, incelemedik mi diye hep böyle tekrar ediyorum kendimi. Her sene de şaşırtmıyor beni. Dolayısıyla gençler Karadut'ta yine map kitaplarında yer alan bir şiir. Bunda vurgulamak istedim. Şimdi Bedri hep ona dönüyoruz. Diyoruz ki aynı zamanda ressam olan sanatçı bu kişinin izlerini şiirde yansımıştır. Şimdi ne alakası var? Bak aynı şekilde Tevfik Fikret'te de yok muydu? Cemal Şahabettin'de de yok muydu? Bunlar ressamlık yönlü olan sanatçılar. Ne yapıyorlar? İyi bir şekilde doğayı gözlemliyorlar, çevreyi gözlemliyorlar ve bu gözlemleri ne yapıyorlar? Evet, şiiri aktarıyorlar. Yani böyle şiirleri canlı canlı, renkli renkli, tamam mı? Bu canlılık, bu renkler gözümüzü kamaştırıyor şiirlerde de oyunuyla tekrar Bedri Ramil Eyüpoğlu'nda vurgulamak istiyorum. Renklerle bir tablo çizer gibi şiir yazmıştır daha çok yaşama ve doğa sevincini şiirlerinde işleyen sanatçı hafif de olsa gençler toplumsal bir duyarlılıkla göstermiştir. Böyle bir yönde vardır. Yani biraz daha böyle yanlış bilmiyorsam sola yakın bir isim olduğu için bu toplumsal duyarlılıklarını da şiire yansıtmıştır, eserlerine yansıtmıştır. Şiirlerini yazarken halk edebiyatının masal, değiş, efsane ve şiir gibi zenginliklerinden faydalanmıştır. Yani metinler arasılıkta söz konusudur. Her kültürümüzden gördüğünüz gibi çeşitli kültürlerimizden de faydalamıştır. Bunun yanında şiirlerini serbest bir ölçüyle yazmıştır. Anadolu insanını da bolca yansıtmıştır. Gençler Bedri Rami Eipoğlu canlı renklerle Anadolu insanını yansıtmış. Şiirin yanında deneme ve gezi türünde de başarılı eserler vermiştir. Az önce çizdim Karadut adlı eserin meşhur olduğunu söylüyorum ama ben neye takıldım? Gezi ve deneme eserlerine. Bak şimdi aşağı in Tezek gençler. Bak yani hem gezi hem de denemede çok ama çok önemli bir isim. Deli fişek, canım Anadolu. Ya bunlar deneme denildiği zaman Bizim yine Türk Edebiyatı'nda derslerde vurguladığımız eserlerden bir tanesidir. Yani Geziyası denildiği zaman, Deneme denildiği zaman, Canım Anadolu, Tezek, Deli Fişek bunlar hep karşımıza çıkıyor. O yüzden gençler tekrar söylüyorum Deli Fişek, Canım Anadolu, Tezek bunları asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. Bedrami Eypoğlu denildiği zaman Karadut'un yanında Tezek, Deli Fişek ve Canım Anadolu aklınıza hemen gelmeli. O yüzden hemen şiirlerini atlayarak buraya geldim. Bunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi şiirlerine bakıyoruz. Ya bak yine meşhur bir eser. Dol Karabakır Dol, Karadut, Tuz. Ya bunları bilmeniz gerekiyor. Yaradana mektuplar üçü birden, dördü birden, üçü birden, dördü birden ve yaşadım gençler. Ama özellikle Dol Karabakır Dol, Karadut, Tuz ve Yaradana mektupları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bedrami Eyüpoğlu tekrar söylüyorum. Karadutum, çatal karam, Çingenem, Nartanem, Nurtanem, Birtanem. Karadut şiiriyle bunu özdeşleştiriyoruz gençler. Bunu unutmuyoruz diyorum. Ve gençler büyütemedim kendimi. Bu dersinde de sonuna geliyoruz. Burada gençler yine kısa konuşacağım dedim ama biraz uzun konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Garip döneminde garip dışında kalmış garip akımına katılmayan oradaki şiir özelliklerini eserlerini yansıtmayan şairleri ve onların önemli şiirlerine değindik ve bu dersimizinde yani 44. gününde sonuna geldik gençler. Kimler bugün bizimle buradaydı? Lütfen yorum kısmında kendini belirt. Ama ben bir kez daha hedefimi hatırlatmak istiyorum. Hedefimiz neydi? 2024'te 24'te 24 nete ulaşmaktı. Bu yönde yine güçlü bir adım attık. Bugün garip dışında yeniliği sürdüren şairler içerisinde. Cahit Külebi gibi, Bedir Rami Eyüpoğlu gibi, Özdemir Asaf gibi, Cevdet Kudret gibi önemli isimlerin önemli eserlerine değindik ve tekrar söylüyorum bu yolda güçlü bir adım daha atmış olduk. 2024'te 24 net hedefimizi gerçekleştireceğiz diyorum ve 44. günü bitiriyorum. 45. günde ikinci yeni şiiriyle ki çok önemli görüşürüz.